Ersin Ramoğlu, darbe yine sinsice gelecek. Havada darbe kokusu var, sinsi bir sessizlikte. Fırtına öncesine benzeyen. 15 Temmuz öncesi de böyleydi. Her şey rutin ve sıradan görünüyordu. Kimse 10. Tanker Üst Komutanı Tu General Bekir Ercanvan'ın zengin iş adamlarını incirlik üstünde niye ağırladığını bilmiyordu. Meğer saman altından su yürütmüştü hain. Tu General'in iş adamlarına üstü kapalı hizmet hareketini anlattığını da fark eden çıkmadı. Üst komutanı iş adamlarına atom bombasını göstermiş, ardından Rus uçağını düşüren pilotlardan övgüyle söz etmişti. Bekir Paşa iş adamlarını darbeye hazırlıyormuş meğer. İş adamları bir gün sonra olacakların farkında değildi. Bekir Efendi şovunu Roboski katliamını anlatarak bitirmişti. Gündemde yine incirlik var. Alman Dışişleri Bakanı Doktor Frank Walter Steinmeier incirlik için geldi. Claudia Roth gibi PKK'lılar Alman askerlerini ziyaret etmek istiyormuş. Türkiye'de haklı olarak PKK sevicisi Alman milletvekillerine izin vermedi. Başbakan Binali Yıldırım Alman Bakan'la yapacağı görüşmeyi bile iptal etti. Hala Türkiye'yi eski Türkiye sanıyorlar. İncirlik darbe öncesinde de hareketliydi. Bugün de öyle. Bir yandan Rakka harekatı için kalkan savaş uçakları, diğer yandan üstteki Alman askerlerinin ziyaret meselesi. Bekir Ercanvan 15 Temmuz öncesi iş adamlarından Kartal Vakfı için para toplamıştı. Aslında FETÖ'ye himmet almıştı. Konuklarına da FETÖ'cü askerleri vatansever gibi göstermeye çalışmıştı. Darbeci Bekir askerlerin güzel şeyler yaptığını söylemiş ve bundan sonra da güzel şeylere imza atacaklarını anlatmıştı. Darbenin kilit isimlerinden biri olan Bekir Ercan Van kalkışma olacağını bildiği için iş adamlarına şirinlik yapıp durmuştu o gün. İncirlik darbe hazırlık toplantılarına da ev sahipliği yaptı. NATO toplantısı adı altında bile darbe planları burada hazırlandı. Duyumlarımıza göre CIA PYD'li Salih Müslüm'ü bile gizlice İncirli'ye getirmişti. Darbe gerçekleşseydi Salih Müslüm'ün çetesi Hatay, Gaziantep ve İskenderun'dan işgali başlatacaktı. İncirlik Amerika'nın Orta Doğu'daki operasyonu operasyonlarının komuta merkezi oldu hep. Burası önemli bir yer. Amerika ve Almanların kolay kolay vazgeçebileceği bir yer değil yani. Almanlar blöf yapıyor. İncirlik darbeciler için de önemliydi. 15 Temmuz gecesi İncirlik üstünden kalkan tanker uçaklar İstanbul'u, Ankara'yı bombalayan F16'lara ikmal yapmasaydı bu kadar zayiat olmazdı. FETÖ'cü Bekir Paşa devletin uçağına devletin benzinini doldurarak milleti bombalattı. İdamdan gayrısı ona mükafat. Bakmayın şimdi mahkemelerde duymadık, görmedik, bilmiyoruz o oynamalarına. Ama rahat görünüyorlar. Niye? Kulaklarına bir şeyler fısıldandı çünkü. Duyduğumuza göre birileri onlara darbe olacak merak etmeyin dedi. Fethullah Gülen'in 40 yılda ördüğü hırka darbe girişimiyle tel tel döküldü. Vazgeçmedi ki şerefsiz, hücreleri bir işaret bekliyor. En büyük hedefleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Onu ortadan kaldırdılar mı bayram edecekler. Amerika, Almanya ve diğer ülkelerin istihbarat elemanları da Erdoğan'a suikast düzenlemek için fırsat kolluyor. Darbe söylentilerini hafife almamalı. Reisi de iyi korumak lazım. Ersin Ramoğlu sabah